Sayın Mehmet Emin Adıyaman konuşacak. Iğdır Milletvekili, buyurun. Ederim. Arkadaşlar lütfen sessiz olun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, tabii önce şunu söyleyeyim. 1921 Anayasası da Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'dur ismi. 1924 Anayasası'nın ismi de Teşkilat-ı Esasiye Kanunu. Anayasa terimi 1960 Anayasası'yla birlikte Teşkilat-ı Esasiye Kanunu yerine anayasa terimi gelmiştir. Tabii bu konu yeterince tartışıldı aslında. Mesele şu arkadaşlar. Ne isim takarsak takalım, tarihe hangi pencereden bakarsak bakalım. Yani ister doğru ister yanlış ama ortada bir realite var. Bugün bu ülkede bugün değil bin yıldır beraber yaşayan halkımız var ve bugün kan dökülüyor. Asker ölüyor, polis ölüyor, sivil ölüyor, gerilla ölüyor, zindanlara yüzlerce insan giriyor. Şimdi bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Bu sorun bu meclisin dışında Almanya meclisinde, Irak meclisinde, Suriye meclisinde veya Japon meclisinde çözülmez. Halkın iradesi bu meclistir. Dolayısıyla halkın iradesinin tecelli ettiği bu meclis bu sorunu çözmelidir diyoruz. Bunu çözmelidir derken de veri sunuyoruz. Sivil ilk ve tek anayasadır 1921 Anayasası. 1921 Anayasası Kurtuluş Savaşı'nı veren insanların iradesinin ifadesidir. Ülkenin işgal altında olduğu dönemi ifade eden bir iradedir. Bir darbe pratiği değil, bir darbe sözleşmesi de değil. 80 Anayasası değil, 60 Anayasası değil. Tek yanlı bir irade ile bir diktatör rejiminin halka empoze ettiği bir irade değil. Tam tersine, madem anayasalar milletin sözleşmesiyle ortak amaçta, gayede, fikirde ortaklaştığı bir sözleşme ise ki o sözleşme sivil olan, gerçek anlamda ifadesini bulan, evet o anayasa. İnkar etme şansımız yok. Gerçeklik bu. Bugün 23 Nisan 1920. Evet bugün kuruldu bu meclis ve bu meclis kurulduğu gün bu zihniyetle, bu anlayışla, bu kardeşlik duygusuyla kardeşlik birinin et birinin tırnak olması, tırnak uzadıkça kesilmesi değildir. Arkadaşlar, görmemezlikten gelmekle, kendi şövenist duygularımızla veya milliyetçi duygularımızla mesele çözülmüyor. Dünya böyle çözmemiştir. O zaman oturup konuşacağız, tarihi geçmişimizi ortaya koyacağız, bin yıllık kardeşliği koyacağız. Mezhebi ortaklık mı, dini ortaklık mı, coğrafi ortaklık mı, kader birliği mi, kız mı alıp vermişiz? Neyse, bütün ortak değerlerimizi koyacağız, çözmek zorundayız. Biz burada bağırdıkça, çözdükçe her gelen hatip arkadaş burada her gün taziye dileklerinde bulunmak zorunda kalıyor. Bu görev bizim, bu vebal bizim, bu sorumluluk da bizim. Şimdi biz burada tarihi belgeye olan bir belgeden bahsediyoruz. Meclisin bugün kurulduğunu söylüyoruz ama bu meclisin kabul ettiği belgeyi görmezden geliyoruz. Bu meclisin iradesine Kurtuluş Savaşı'nı verdiğinden bahsediyoruz ama meclisin belge haline getirdiği, tutanak haline getirdiği, tarihe mal ettiği iradesini tıpkı bizim şu anda kanunları oyladığımız gibi büyük çoğunlukla ki hatta oy birliğiyle oyladığı 21 Anayasası'nı görmüyoruz. Tarihte yokmuş gibi. Türkiye 1924'ten başlamış. 1924 öncesi yok. Niye yok beyefendi? Sayın Yaşar, münazarı da mıyız Sayın Yaşar? 24'ten sonra mı çıktı Jön Türkler vesaire? Peki, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Genel kurulu hitap edin diyecektim.